Korna Orion kardeş şehrimizde kardeşliğimizi pekiştirecek yeni bir Allah'ın evini hizmete açmak, yani cami hizmeti açmak hem buradaki Müslüman kardeşlerimizi sevindi hem de bizi mutlu etti. Emeğe geçen bütün dostlarıma, bütün arkadaşlarıma, değerli konuklar, bir toplu fotoğraf alacağız. Arkadaşlarımıza, dostlarımıza isimlerini söylemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ve bugün 3 ayların ilk günü. Akşam ve kayıp tanrıydı. Hocalarımızla birlikte burada Mevlid-i Şerif geçmişlerimiz okundu. Geçmişlerimize dualar yapıldı. Şehitlerimiz anıldı. Bugün yine 3 şehidimiz var. Bütün şehitlerimizin ruhu için okunan dualar vardı. Allah kabul edilsin. Dostluğumuzu pekiştirecek, insanlık alemine indirecek, insanların doğru yola gitmesine vesile olan bu tip hizmetler dünya durdukça var oluyor, var olacaktır, var olmaya devam edecektir. Bunları desteklemek, bunların içini doldurmak, bunlara hizmet etmek bizim için çok önemli. Biz de bu görevi yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. 3 aydır. Özellikle dünyada akan insan kanının durmasına vesile olması. İslam alemindeki bu akan kanın durmasına, özellikle Suriye, Irak, Filistin gibi yerlerdeki bu rezilliğin, bu zulmün durmasına vesile olmasını Yüce Allah'tan diyorum. İnsanlık birbirini boğazlıyor 21. asırda. Artık aklımızı başımıza dünya olarak toplayıp bu insan kanının durması için büyük devletler her türlü tedbiri almak ve artık bu zulme son vermek durumundadırlar. Bir de böyle bir ifade kullanmak istedim bu Cuma gününde. Açılışımız önce Korna halkına, burada yaşayan Müslüman cemaatine hayırlı olsun. İki kardeş arasındaki bağların desteklenmesine, büyümesine, gelişmesine vesile olur inşallah diyorum. Zaten dostluğumuz iyidir, iyi gidiyor. Başkanım, zaman zaman yapılan kardeş yer anlaşmaları var. Her belediye bunu yapar ama sizin kağıt üstünde kalmıyor. Genelde hayata geçirilen projelerle dolup taşıyor adeta. Bu neye bağlı? Bir işi ben ya yaparım ya yapmam. Kore'deki belediye kardeş şehir olduk. En son savaşın bittiği, bizim birçok Türk vatandaşının kanının aktığı yerdir Çonan. Bir sürü dostluğumuz var. Bir sürü işler yapıyoruz. Almanya'daki de öyle. Amerika'daki de öyle. İşte Yunanistan'daki de öyle. Bir işi ben Hasan Akgün olarak ya yaparım ya. Eğer karar vermişsem buraya bu işi yaparım. Karar yok. Kağıt üzerinde kalacaksa hiç hayatımda öyle bir şey olmadı. Benim 40 yıldan beri ben bu işi yapıyorum. Sokakta bir çocuğa söz vermişsem onu düşünerek vermişimdir. Mutlaka sonunu yaparım. Bir vatandaşa, bir imama, bir öğretmene bir sözüm varsa onun bitmiş kabul edeceksiniz. Ağzından çıkan söz senet değil, tam sonunu bulur. En güçlü ifadedir. Ben çekemeye inanmam. Ben ağzından çıkan sözü. Başkanım, şu an Balkanlar bizi izliyor. Şimdi sizi izleyen insanlar da mutlaka size uzanacaklar. İstekler olacak mutlaka. Onlar isterler. Eşimiz, dostumuz, çevremiz Yüce Allah bize verir. Biz de imkanlarımızı sunarız. Bugüne kadar şunu gördüm. Verdikçe Allah veriyor. Siz verdikçe Allah veriyor. Ne mutlu. Eliniz açık olacak. Veren el alan elden üstündür. Önemli, güçlü bir hadistir. Hoca Efendi bunları bize söyler. Biz vatandaşımızın doğru taleplerini yerine getirmek üzere gücümüzü kullanacağız. Zorlandığımız yerde de eşimize, dostumuza gideceğiz, dua edeceğiz. Ama bu milletin tüm dünya çapında Hristiyan, Müslüman ayırmaksızın refah ve mutluluğu için herkes bulunduğu yerde bir şey yapmak zorundadır. Bir çocuğun başına okşamak bizim dinimizde ibadettir. İnsanlık gereği iyi şeylerle uğraşmak, doğru iş yapmak, insanlık için iyi şey yapmak ibadetler en güzel kitabını yapmak. Allah razı olsun. Özellikle tekrümeli deyince Balkanlar ayakta. Tüm Balkan dostlarımıza buradan Büyükçekmece halkının, Korna Orion'ca kardeş şehir halkının selamlarını iletiyoruz. Hepsine bol sağlık, yüreklerine sevgi, ceplerine bereket, ömürlerine bereket diliyoruz. Allah herkesin mutfağını, ocağını, sofrasını bereketli etsin. Sıkıntı var, ekonomik sıkıntı var. Herkese mutluluklar diliyoruz, sevgileri daim ediyoruz. Sağ olun efendim, kolay gelsin.